Ben Doktor Musa Olgu, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefi davet ediyorum. Kadın doğumcular açısından sezaryanı nasıl görüyorlar? Kendisinden dinleyelim. Buyurun hocam. Evet sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, böyle bir fırsat verdiğiniz için tabii Kıbrıs'ta da aynı şekilde tartışılması gereken konuların başında geliyor herhalde. Tabii biz obstetrisyenler olarak farklı şekilde yaklaşıyor olabiliriz ama tabii doğan bebekler hepimizin bebekleri. Dolayısıyla doğruyu bulma konusunda yapılması gerekecek olanlar açısından bir konsensusa varma açısından gerekli girişimlerin yerine getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kısaca biliyorsunuz sezeryan dediğimizde neyi kastediyoruz? Karnın içerisindeki fetüsün doğurtulması işlemi. Bunlar tabii 500 gram ve üzeri diye değerlendirilmiş. Onun altındakiler çünkü artık birazcık farklı nedenlerle yapılıyor olsa gerektiği özellikle geçmişte. Onları ya daha küçük gebelikler için sezeryan planlamak çok doğru olmayacaktır. Umut arkadaşımız bahsetti. Sezeryan teriminden, terminolojik ve geçmişinden bahsedecek olursak, işte bayağı geçmiş yıllara kadar giden bir şey var. Farklı mitolojik yaklaşımlardan, kişilerden kaynaklanabiliyor. Gördüğünüz gibi bir şekilde artık günümüzde sezeryan kelimesi oturmuş vaziyette. Sıklık olarak baktığınızda dünyada farklı dönemlerde farklı bir sıklıklarla karşılaşılmış. Bu oranlar giderek tüm dünyada artış göstermiş vaziyette. Bunların bir kısmı belki cerrahi olanakların kolaylaşmış olması, ameliyat tekniklerinin ve kullanılacak materyallerin daha rahat ulaşılabilir olmasından da kaynaklanmış olabilir. 1960'larda %2'lerdeyken günümüzde birçok Avrupa Birliği ülkesinde %30'lar, %15'ler civarındayken Türkiye'de %50'ler gibi bahsedildiği üzere bir oran var. Elde edebildiğimiz bulgu zaten birçoğu arkadaşın herhalde yararlanmış olduğu veri kaynağıdır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nundur. Orada görüyorsunuz giderek bir artış oranlarında yükselme var. Genel olarak da toplamda %48'ler civarında şu anda Türkiye'de sezeryan oranları. Uluslararası seviyelerde karşılaştırdığımızda da dünyada %16'lar civarında, Avrupa ülkelerinin doğu bloğunda %23'ler civarında, farklı gelir grubundaki ülkelerde farklılık göstermemiş %30-31. En sağda da gördüğünüz gibi istatistik veri tabii Türkiye'ye ait %48'lik bir oran var. Bu Türkiye içerisinde kendi dağılım oranları var. 2002 ile 2012 yıllar arasındaki artışlar gözleniyor. Naide Hocam'ın da bahsetmiş olduğu üzere, Umut arkadaşımızın da. Şimdi günümüzde obstetrisyenler açısından niye sezeryen yapıyoruz? Bunlar üzerinde birazcık konuşmak gerekecek. Bir tabii dünyadaki yaklaşımlar, bir de ülkemizin şartlarında ortaya çıkan sezeryen oranlarındaki artışların niye acaba yüksektir diye bir kanıya varmamız gerekecek herhalde sonuçta. Burada bebekle ilgili nedenlerden dolayı da sezeryan yapabiliyoruz. Bir de anneye ait olan nedenler. Bunlar tabii genel tıptaki veriler. Görüyorsunuz fetal anomaliler, fetal distreslerin gelişmiş olması eylem esnasında. Yine bebeğin sancılar başladığı zamanki prezentasyonu ile ilgili anomaliler. Ve bir de tabii günümüzde artmakta olan çoğul gebelik oranları. Bunlar tabii en fazla yardımlı üreme tekniklerinin giderek artmış olmasından, özellikle ülkemizde biliyorsunuz Kıbrıs artık bir yardımlı üreme erkekleri açısından bir sıklık gösteren ülke.
Bu sadece Kıbrıs için değil, tabii Türkiye'deki birçok merkezin de buraya gelmesiyle kaynaklanmış vaziyette. Geçenlerde biliyorsunuz artık bununla birazcık daha dünya boyutunda denetlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı yardım üreme merkezleri tüzüğünü geçirdi. Dolayısıyla en azından o en son bahsetmiş olduğumuz çoğul gebelik oranlarının ileride muhtemelen azalıyor olması gerekecek. Anneye ait olan nedenler ise sezeryanlar için geçirilmiş uterus ait cerrahi girişimler, bahsedildiği bazı anneden bebeğe geçebilecek olan bir kısmı tabii tartışmalı ama enfeksiyonlardan kaynaklanabilir. Annenin mevcut sistemik hastalıkları, ki bunlar hipertansiyonlar olabilir, yine diyabet, kontrolsüz diyabetler makrozomiden dolayı olabilecek nedenler. Bir de tabii maternal isteğe bağlı nedenler diye sıralayabiliriz. Kıbrıs için herhalde sezeryan oranlarının yüksekliği açısından en önemli faktör en son bahsettiğimiz maternal isteğe bağlı olan nedenler. Burada sezeryanların niye, yani travay veya doğumla ilgili nedenleri tartışacak olursak eylemdeki bir hasta için, bunlar içerisinde en fazla travayın uzamış olması sezeryan gereklilikleri açısından. Yine baş pelvis uygunsuzlukları, ki bu birçok dünyadaki birçok ülke için de önemli faktörlerden birisi. Yani doğuramıyorsa kadın gerçekten doğuramıyordur. Yine fetal makrozomi. Fetal makrozomi tabii birçok faktörlere bağlı biliyorsunuz. En fazla sıklıkla kontrolsüz diyabet veya gestasyonel diyabet olup da atlanmış olan hastalarda karşılaşıyoruz. Onların tabii doğum açısından 4 kilo ve üzeri, hatta 4,5 kilo ve üzeri sezeryan gereklilikleri artıyor. Bunlar bahsettiğimiz travay esnasındaki nedenler. Bir de bebeğin plasentaya bağlı olmuş olduğu kordon ve plasenta ile ilgili nedenlerden dolayı sezeryan yapabiliyoruz. Bu tabii tüm dünya için geçerli olan şeyler. Bunlar doğum esnasında kordon sarkması, yine plasenta previa, plasentanın rahim ağzını kapatacak şekilde önde geliyor olması, plasentanın erken ayrılmış olması, dekolmanlar ve nadir olsa da vaza previa dediğimiz plasental damarlanmanın anomalileri nedeniyle de sezeryan gerekebiliyor. Şimdi genel anlamda baktığımızda literatürde sezeryan ne için, yani ilk kez ilk doğumu olan bir hasta için araştırıldığında niye sezeryan gerekiyor? Bunların başında en sık neden distosi, yani çoğunlukla baş pelvis uygunsuzlukları. Yani alınan hastaların çoğu baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle alınması lazım. Bunda bir çok fazla tartışılacak bir kısım yok. Travay esnasında bebekte gelişen fetal distres durumu. Tabii teknolojinin de tabii bize getirmiş olduğu yararların yanında bazen tabii sezeryan oranlarını yükseltici oranları da var. Bunların başında da kullanmış olduğumuz kardiyotokografi veya Doppler'deki rezistans indekslerinin doktorlarda ve bir miktarda tabii hastalarda oluşturacağı sıkıntılı ve kaygı düşüncesinden dolayı sezeryan oranlarında artışlar olabilir. Mal prezentasyonlar demişiz. O da yine aynı şekilde bebeğin travayı başladığı zaman rahim ağzından prezente olması ile ilgili olan sıkıntılar. Yaklaşık %20 kadarı. Diğerleri geçirilmiş daha önceki kesiler olabilir, miyomektomiler olabilir. Ona bağlı işte plasentanın yerleşim anomalileri olabilir, prefriyalar, ağır maternal hastalıklar, herpes enfeksiyonları ve yine işte şu anda artık günümüzde yaygın herpes ve ona benzer enfeksiyonların dışında HPV enfeksiyonları da tartışılabiliyor. Forceps ve vakum boğumda başarısızlıktan sonra da sezeryan alınabiliyor. Tabii artık günümüzde mümkün olduğunca forceps tamamen neredeyse kalkmış vaziyette. Çok da mevcut olmazsak vakum kullanmak taraftarı değiliz tabii. Daha sonraki sezeryanlar için, yani önce bir kere iki kere sezeryan olmuş hastalardaki sıklıklara baktığımızda niye sezeryan oluyor? En büyük sıklık da önceden daha öncesinde sezeryan olmuş olması, %80'lerin üzerinde.
Şimdi tabii pediatristler açısından daha önemli herhalde. Bizim için de tabii önemli. Bir bebeği sezeryanla doğurtuyoruz. Doğurttuğumuzda en azından yani isteğe bağlı sezeryan yapıyorsak bebekte fetal matüritenin tamamlanmış olmasını garantilemek lazım. Bunun için kriterler koymuşlar. Bunların da bir tanesi beta HCG seviyesini bir kişide pozitif bulduktan sonra 36 hafta geçmişse diyor ki en erken 3,5-4 haftada koyabiliyorsunuz. Yani yine 39 haftaya geliyor. Yine CRL'ye göre yani baş popozunu ölçmüşsek ilk trimesterde 39 hafta yani sonuçta 39 hafta civarında bir gebelik gözleyebiliyorsak en azından bu bebekte bir matüritenin olduğunu fetal akciğer açısından söyleyebiliyoruz. Şimdi sezaryen yapıyoruz. Bu sezaryenlerde ne tür komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz? Yani sonuçta gerekli gereksiz ayrımı başka bir şey ama sezaryen yapmış olduğumuz kişilerde anne hayatı açısından da bazı sıklıkla artan riskler söz konusu. Bunların içerisinde periferal enfeksiyonlar, kanamalar, tromboemboliler, artış gösterebiliyor. Bunlar daha fazla mortaliteden çok birazcık morbiditeyi artırıyor gerçi. Yine cerrahiye bağlı çok nadir de olsa mesane yaralanmalar görebiliyoruz. Nadiren üreter yaralanmalar olabiliyor. Tabii tekrarlayan cerrahilerde yapışıklıklara bağlı mesane ve özellikle bağırsak yaralanmaları oranlarında artışlar gözlenebiliyor. Bir de tabii iki gebelik arasındaki süre biliyorsunuz en azından 2 yıl olması istenir sezeryanlar arasında. Bu süre kısalıyorsa 6 aylar gibi bir süreye iniyorsa bir sonraki gebelikte rüptür olma şansı var ki biliyor geçen de Çiğdem'in bir tane o şekilde kaybettiğimiz bebek var hastanede. Şimdi burada sezeryan oranlarının düşürülebilmesi açısından yani bir kere sezeryan yapılmış ama ondan sonra en azından sezeryan sonrası vajinal doğum yapılabilir mi tarandığında literatür olarak evet yapılabiliyor. Bunlara baktığınızda belli başlı tabii sezeryan ve vajinal doğumlar karşılaştırılmış. Aralarında sezeryanlar tabii açısından baktığımızda risklerde bir artış var. Sadece istatistik olarak kan transfüzyonu ve kanamaya bağlı şok gelişme riski açısından vajinal doğumlardaki oranlar birazcık daha yüksek bulunmuş. Ama genel mortalite olarak baktığımızda seyrek olmasına rağmen sezeryan doğumlarda vajinal doğumlar oranında istatistik olarak 2 kat bir artış var. Şimdi dedik ki bir kez hastalar sezeryan oldu. Tamam bir bebekle kalacaksa çok fazla bir problem değil ama en azından kardeş ihtiyacı olacak. Bu 2-3 hatta hasta gruplarının sosyoekonomik ve kültürel durumlarına göre bu sezeryan sayılarında daha da yukarıya çıkma şeklinde artışlar var. Yani genel olarak obstetrisyen arkadaşlar olarak biz çoğunlukla 3. sezeryanı yapıyorsak hastalara tüp ligasyonu yapılmasını öneriyoruz. Yasal boyutta tabii biliyorsunuz hastanın tek başına istemli olması, evli ise yeterli değil, eşinin de imzası lazım. O şartlar altında en azından daha fazla sonraki 4. 5. sezeryanlar engelleyebilirsek olabilecek olan komplikasyonları azaltabiliyoruz. Bu komplikasyonlar gördüğünüz gibi yara yerindeki enfeksiyonlar olabilir, uterusa ait olan enfeksiyonlar olabilir. Tekrarlayan sezeryanlar sonrası uterustaki kesi yerine bağlı olarak plasentanın oraya yapışma oranı artabiliyor. Bahsetmiş olduğumuz plasenta previa sıklığında artış var. Yine dediğimiz gibi yapışıklıklara bağlı cerrahi kanamaların artmasına bağlı transfüzyon gerekliliğinde artış var. Tabii komplike sezeryanlara bağlı genel bazen kanamayı durduramıyorsak veya plasenta previa veya kreataya bağlı histerektomi gerekliliği olabiliyor. Bunun da normal doğuma göre sezeryanlarda bir miktar artış olduğu gözlenmiş. Şimdi tabii niye acaba sezeryanlar artıyor diye tararsak obstetrisyenler olarak artık günümüzde anne yaşının
artı yorulması, yani ilk gebelikler için biliyorsunuz genellikle obstetrik kaynaklarda 35 yaş bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Onun üzerindeki ilk gebelikler olacaksa birazcık primparaje dediğimiz, yani ilk doğum için ilerlemiş bir anne yaşı var. En azından Kıbrıs şartları için konuşacak olursak, birçok artık bayan arkadaşımız üniversite bitiyor, master yetmiyor, doktora yaptıktan sonra bir iş bulalım artık. Dolayısıyla ona göre evlenelim ve çocuk sahibi olalım, bir sistemimizi kuralım derler. Çoğunlukla 40'lara geliyor bu anne yaşı neredeyse ve 38'lere geliyor. Bu indirekt olarak da hem kişileri bir miktar tedirgin ediyor, yani internet bilgisi olarak ilk doğum yaşı için, artı hekimlerin de tabii soru işareti, belki biraz etik yaklaşımıyla sezaryen oranlarında artışlar gözlenebiliyor. Çoğu gebelikler dedik, artış var. Bunun en sık nedeni artık günümüzde yardımlı üreme teknikleri. Yardımlı üreme teknikleri 15-20 yıl öncesine göre bakarsak artık ulaşılması çok kolay. Komplikasyon şansı genel gebe kalabilme başarısı açısından giderek artmasından dolayı da çoğul gebeliklere sık karşılaşıyoruz. Yani ikizler, üçüzler ortaya çıkabiliyor. Tabii bahsetmiş olduğumuz işte bu son tüzükle düzenleyebilirse, takip edilebilirse bu oranlar herhalde Kıbrıs'ta da veya Türkiye'de giderek azalabilecek. Bahsedildi, halk arasında acaba sezeryanla doğurursak daha mı güvenli var? Yani bebeği sıkıntıya sokmuyoruz düşüncesiyle birçok istemli sezeryan oranları, yani karşımıza gelen gebelere sorduğunuz zaman birçok doktor arkadaşım için geçerli bu. Hastaların zaten birçoğu kendisi başından pazarlık yaparcasına ben normal doğurmayacağım diyerek geliyor. O hastayı zaten siz başka yönlendirme şansınız, yönlendirmeye çalışsanız dahi bir tepki ortaya çıkıyor. Hasta doktor değişimine kadar kayabiliyor. Yani bir kişi çok fazla zorlarsa. Perinatal mortalitenin daha az olduğu inancı var. Tabii bu bir yine istemli sezeryen oranlarını artırıyor. Yine bu bir tabii gerçek. Normal doğumlara bağlı pelvik relaksasyon oranlarında artış var. Bu da bayanların birçoğunda artık kaygı unsuru. Yani sonuçta 20-30 yıl öncesine bakarsanız herhalde burada Tomris Sandlom en uzun süre aramızda çalışmış olan kadın doğum hekimi ve de ısrarla hala daha günümüzde sezeryen değil normal doğumu destekleyen ablalarımızdan birisi. Onlar bilirler işte eski dönemlerde karşılaşılan sistoseller, perine deşürileri oranlarındaki artışlar, prolapsus oranlarındaki artış geçmişte. Artık günümüzdeki bayanların bir kısmını hiç ben ileride itrar kaçırmak istemem, işte altlığımın sarkmasını istemem düşüncesiyle istemli sezeryanlara oranlarında artış aynı oluyor herhalde. Şimdi burada tabii faktör olarak obstetrisyenler açısından doğum zamanının ve doğum süresinin belirlenebilmesi açısından sezeryan bir alternatif yol. Biliyorsunuz normal travaya bıraktığınızda gece yarısı saat 2'de 3'te hafta sonu yok, tatil yok, bayramda da hasta sancılanabilir. Bir travay ilk doğum için 16 saat kadar bir sürenizi alacak. Bunu tabii tek başınıza mı takip edeceksiniz? Sidem Hanım bahsetmiş olduğu gibi özel hastaneler için de geçerli. Yani devlet hastanesi için ben konuşacağım tabii ama özel için de konuştuğunuzda full time bir hekim arkadaş var mı? Gerek obstetrisyen, gerek anestezi, gerekse yeni doğan veya çocuk doktor arkadaş açısından. Bunlar sıkıntılarımız. Kaldı ki en önemli problemlerden birisi ebe eksiği Kıbrıs'ta. Çok ciddi bir ebe açığımız var. Yani ehil, güvenilir ebe bulmak bırakın özeller için, devlet için bile büyük sıkıntı. Hepimiz bunu her gün yaşıyoruz. Burada işte sezeryan oranlar artış için dedik. Hastaların istemi. Hastaların istemlerinin çoğu genellikle gerek korku, gerek endişeler. Bir de tabii fetal monitorizasyon ve ultrasonografideki çağdaş gelişmeler de hekimleri risk altına
Yani en ufak bir risk görünecek olan yani söz gelimi belki 20 sene önce ultrason çok yüzeyelken boynunda iki tane kordon var diye sezaryen alma şansı yok gibiydi veya hasta talep etmiyordu. Ama artık günümüzde bir tür kordon görse hasta acaba bebek doğum esnasında sıkıntıya girebilir mi düşüncesiyle sezaryen talep edebiliyor. Bu farklı yıllar içerisinde müdahaleleri, doğumları azalması ve artan sezaryen sayıları ile ilgili karşılaştırmalar söz konusu. Günümüzde aşağı yukarı eşit gidiyor oranlar. Şimdi sezaryen oranlarını azaltmak için ne yapabiliriz? Herhalde burada konuşmamız gerekenlerden bir tanesi o. Görüyorsunuz en önemli faktör tabii primer sezaryen oranlarının azaltılmasıdır. Bir kez sezaryen olmuş hastanın daha sonra normal doğuma ikna edilmesi veya takip edecek olan hekim arkadaşın hasta talep etse de bunu kabul etmesi birazcık daha güç. Dolayısıyla başlangıçta ne kadar sezaryen oranını azaltabilirsek, yani dünya istatistiklerine yaklaştırabilirsek bir sonraki doğumunda normal olma şansını o kadar artırmış olacağız. Bunların başında öncelikle bir hekim arkadaşları eğitimi geçiyor. Tabii bu birazcık bizim gibi yasal düzenlemelerin olmadığı veya yeterli olmadığı ülkelerde tek başına konuşmakla çok fazla çözülebilecek olan bir şey değil. Yani bir makam artık veya yasa koyucu sorması lazım. Yani 100 tane hastalığı sezaryen yapmışsınız. Bunların 80 tanesini %80'ini sezaryen almışsanız takip ettiğiniz doğumların veya %90'ını bir niyesi olması lazım. Yani bir açıklayıcı ve de elle tutulur bir neden olması lazım. Bu hekimleri eğitimi ve denetlenmesiyle ilgili olabilecek olan bir faktör. Örneklerin gözden geçirilmesi diye bir madde koymuşlar. Bunlar da yabancı ülkelerde veya Avrupa ülkelerinde bir kez sezaryen olmuş olan bir hasta sonrasında konsept olarak bizde neredeyse ille de sezaryen olacaksın var. Halbuki tekrarlayıcı bazı kriterleri tutuyorsa öyle olmadığını göstermek lazım. Artık günümüzde geçmişe göre vertikal kesi yapılmıyor yani tek tük vakalar dışında. Rahimin alt segment transvers kesiyle açılmış olduğu sezaryenlerde bir sonraki gebelik esnasında veya travay esnasında rüptür şansı istatistiki olarak %3 civarında. Dolayısıyla bunun lanse edilerek belki normal doğumları yapacak hastalar açısından da, hekimler açısından da biraz özendirilme sağlanabilir. Etik nedenler dedik. Onu tabii burada çok fazla dallandırmanın bir nedeni olmayabilir. Yani hasta sezaryen istemeyebilir. Bir endikasyon da yoktur ama ben belki önümüzdeki hafta yurt dışı tatile gideceğim. Dolayısıyla bir an önce bu hastayı sezaryen alırsam birazcık rahatlarım. O da rahatla. Hasta da tabii hekimsiz kalmamış olur. Bu belki etik nedenler içerisinde sayılabilir. Hangi hastaları bir kez sezaryen olmuşsa daha sonra normal doğuma özendirelim diye bakıldığında alt segmentten yapılmış olan transvers kesilerde rüptür şansı daha az olacağı için vertikal kesilere göre bu gruptaki hastalar özendirilebilir. Artık günümüzdeki dediğim gibi yaklaşımda obstetrisyenler tarafından zaten vertikal kesi çok nadir. Tabii önceden hastanın rahimde kesi anamnezini oluşturacak olan miyomektomi tarzındaki ameliyatların olmamış olması lazım. Tabii burada ciddi problem özellikle özel sektör ve özel hastaneler açısından bahsetmiş olduğumuz full time ekibin hazır olmaması açısından biliyorsunuz. Şimdi normal doğum sezaryen sonrası deneyecekseniz bu hastaların en azından istatistik olarak %3-4'ünde rüptür gerçekleşecek. Bu rüptür gerçekleşecek olduğu anda da çok hızlı bir şekilde siz o hastayı sezaryen alamazsanız hem bebeği bırakın artı anneyi de kaybetme şansınız çok yüksek. Bunu da sağlayabilmek için her an sezaryen alabilecek altyapının olması lazım. Bu personel için de geçerli, yerine göre kan bankasının da olması gerekecek. Hepsi birlikte.
Kimlere önermeyelim diye baktığınız zaten bir guideline var. Bunlar işte daha önceden teşak bir insizyon varsa, klasik, geçmişte uterus rüptürü varsa, medikal ve obstetrik bir komplikasyon varsa ki hastada öncesinde mevcuttu, o devam ediyorsa vajinal doğum yapmaması için onları özendirmemek lazım. Bahsettiğimiz cerrah, anestezist ve tüm ekibin acil sezeryan için mevcut olmadığı durumlarda. Bu bir guideline alınmış slide. Bunu çok inceleyecek halimiz yok. Bu 2005 yılında yapılmış bir çalışma. Öncesinde sezeryan olmuş hastaları takip etmişler. En son satıra bakarsanız başarılı vajinal doğum yapma oranı %60 ile %80 olarak belirtilmiş. Sezeryan sonrası vajinal doğum başarı oranlarına baktığımızda birçok faktörler var. Bunların içerisinde işte önceki doğumlar, spontan başlayıp başlamaması, anne yaşının ilerleyip ilerlememesi. Şimdi nedenlerine baktığımızda hasta seçimi için sezeryan doğumlar açısından baktığımızda neler var? Bunların içerisinde annenin isteği dedik. Çoğunlukla anneler niye, yani hastalar kendileri sezeryan istiyorlar. Burada vajinal doğum sırasında pelvik tabandaki yaralanmalarından kaçınmak istedikleri için, fetusların, yani bebeklerinin vajinal doğum esnasında ihtimalen bir zarar görmesini kaygılarından dolayı olabilir. Doğumdaki endişeler var. Tabii doğum endişesi ciddi bir olay. Her ne kadar da kültürlü ve artık günümüzde medya olarak, internet olarak ulaşmasının mümkün olmasına rağmen birçok gebe doğum olayının, yani sancıların başladığında ne yapacağım açısından büyük endişeler taşıyor. Bu ciddi bir problem. Bunu yenebilirsek zaten hastaları, o elektif sezeryan isteklerini ortadan kaldırma şansımız var. Bunun için tabii bir bilinçlendirme gerekecek hastaları baştan sona kadar. Biliyorsunuz, haberiniz vardır, bundan yaklaşık 2-3 ay öncesinde bununla bir başlangıç olarak Girnak Çiçek Hastanesi'nde Dr. Salih Beyoğlu, Raif Bey ve oradaki sorumlu ebe tarafından, Nebahat Hemşire Hanım tarafından bir program başlattılar. Onlar bir zahmetle olaya girdiler. Gebelik boyunca takip grup grup gebeleri alıp gerek fiziki egzersiz şeklinde, yani pilates şeklinde solunum egzersizleri ve de doğuma hazırlık yapma şeklinde bir girişim başlattılar. İlgi de gördü. Bunun gerek özel gerekse devlet sisteminde artırılması gerekecek. Yani bilinçlendirebilirsek gebeleri, sancılandığınız anda neler yaşayacaksınız? Tabi biliyorsunuz birçok Avrupa ülkesinde, Amerika'da bunlar nasıl seyredeceği konusunda sadece hastaların değil, eşlerinin, çevresindeki kişilerin de eğitilmesi gerekir. Yani bu iş bir ekip işi, tek başına ama rastgele geceleyin saat 2'de 3'te sancın başladığında ne yapacaksın endişesiyle bir yere koşturacaksın, hekimi bulamayacaksın, altyapı yeterli olabilir mi olamaz mı o saatte endişesi hastaları normal doğumdan uzaklaştırıyor. Bunu kırmak için de birazcık herhalde eğitimi yaygınlaştırmak gerekecek. Şimdi burada en azından bizim obstetrisyenler olarak çıkardığımız bebeği akciğer matüritesi açısından sıkıntı yaşamayacak şekilde pediatrist arkadaşlara teslim etmemiz lazım. Burada en azından, yani elektif yapıyorsak bırakın anneye verebileceğimiz ufak tefek zararları, ama onun dışında bir matür bebek çıkartmak lazım. Yani fetal distreste çıkabilir bir bebek. Ona bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Bu kaçınılmaz belki, belli istatistik sınırlar içerisinde. Ama içeride gül gibi duran bir bebeği siz ben 36 haftada çıkarırım, benim işim görüldü obstetrisyen açısından. Ama bebek çıktı, ondan sonra işte pediatrist arkadaşa veya Çiğdem Hanım'ın servisine gelme zorunda kalıyorsa, küveze veya
respiratör ihtiyacı ortaya çıkıyorsa bu büyük bir sıkıntı. Bu şartlar altında en azından önerilen istatistiki ve data bilgisi olarak bebekleri 39 haftadan önce bir kesin endikasyon yoksa elektif olarak sezeryanı almamak. Yine çok çocuk isteyecek olan aileler var. Onlarda tabii biliyorsunuz sezeryan bir sınırlayıcı gibi olur veyahut tüp ligasyonu önerdiğiniz zaman kabul etmeyecekleri için olabilecek olan sonraki komplikasyon oranlarında artışlar olduğu gözlenmiş. Bunun için de tabii o hasta gruplarına en başından birazcık daha normal doğum özendirici şekilde yaklaşmak lazım herhalde doktorlar açısından. Motive edilmeleri lazım dedik. Bunlar tabii daha fazla sezeryan teknikleriyle ilgili farklı kesiler ortaya çıkabiliyor. Artık günümüzde önerilen en azından alt segment transvers kesiyle sezeryan yapılmış olması, hiç olmazsa sonraki doğumlar açısından normal doğumu teşvik edebilmek açısından bir avantajımız olacak. Eski dönemde yapılan korporal kesilerde, vertikal kesilerde zaten rüptür şansı çok yüksek olduğu için normal doğum önerme ihtimali hiç yoktu. Yani bahsetmiş olduğumuz işte klasik insizyon ne zaman yaparız? Sezeryanlar esnasında çıkabilen tabii nadir komplikasyonlar var. Bunlardan bir tanesi de histerektomi gerekliliğidir. Bunlar tabii daha fazla obstetrisyenler tarafından dikkat edilmesi gereken nedenler. En sık atoniler nedeniyle yapıyoruz. Şimdi kısaca tabii Umut arkadaşımın bahsettiği gibi KKTC'de istatistiğe ulaşmaya çalışmak çok güç bir şey. Cemal Mert arkadaşım bilecek yıllar öncesinde Türk Perinatoloji Derneği'nin Acapulco'da yaptığı bir sunum vardı. Orada da ben bir davet yapmışlardı. 4-5 yıllık ben Nalbantoğlu'ndaki istatistikleri çıkarıp orada sunmaya çalıştım. O dönemde bunları yaşadık. Hala daha çok fazla bir değişen bir şey yok yaklaşık 10 yıldan sonra. Devlet sisteminde gerek hastanelerde tabii devlet hastanelerinde istatistik veri bilgisayarlara doğru dürüst işlenmediği için çok fazla yok. Ama en azından birileri uğraşıyorsa defterlerden ve dosyalardan çıkarılabilir. Ancak tabii bunları özel şahsi hekimlerden toparlaması çok daha güç. Burada biz bir yıl içerisinde Nalbantoğlu'ndaki istatistikleri aldım. Orada görüyorsunuz 405 tane vajinal doğum olmuş, 365 tane sezeryan var. Tabii bu istatistik olarak baktığımızda yaklaşık sezeryan oranı %47 gibi görünüyor. Ancak tabii burada bilinmesi gereken bir şey var Lefkoşa Devlet Hastanesi için. Mümkün olduğunca elektif sezeryan kelimesi geçerli değil. Biz mümkün olduğunca çok belirgin bir indikasyon olmadıkça her zaman için normal doğuma force ediyoruz hastaları. Yani son saniyeye kadar çok fazla gerekmedikçe sezeryan yapılmaz. Sorabilirsiniz niye %47'lik bir oran var. Onları da taradığımız zaman gördük ki bunların büyük bir kısmı daha önceden sezeryan olmuş olan hastalar. Yani %20'ler civarında Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde sezeryan oranı şu an ortalama. Geriye kalanların büyük kısmı daha önceden bir kez iki kez sezeryan geçirmiş olan hastalar. Ha, bu oranın artış nedeni bu hastaların çoğunlukla biliyorsunuz Kıbrıs'ta özel hastanelerde, geçmişte özel kliniklerde de sezeryanlar yapılıyordu. Ve istemli sezeryan oranlarının yüksekliğinden dolayı sezeryan olmuş olan hastalar birçoğu ikinci kez gebe kaldıklarında çoğunlukla da maddi olanaksızlıklardan dolayı yani kesin sezeryan gerekeceği için direkt devlet hastanesine başvuruyorlar. Tabii o hastaların sezeryanlar gerçekleştirildiğinde istatistiki oranlarımızda bir yükselmeler var. Ortalama olarak Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde aylık 60-65 civarında bir doğum oranı sayımız var. Toplam bir yılda 770 tane aşağı yukarı sezeryan ve normal doğum toplamı olmuş. Evet, sabrınız için teşekkürler.